Dyatlov geçidi vakasını bilmeyen yoktur. Herkes bu olayı duymuştur diye düşünüyorum. Dyatlov geçidi vakası yıllar önce Rusya'da gerçekleşmiş ve bir takım dağcıların başına korkunç olaylar gelmiş bir vakaydı. Bu olay çok popüler bir olaydır ve YouTube'da birçok kanal defalarca bu olayla, bu vakayla alakalı videolar çekti. Ben bugün size Dyatlov vakasından bahsetmeyeceğim. Bu olayı bir kez daha anlatmayacağım. Tam tersine, Dyatlov vakasına benzeyen ama insanların çok fazla bilmediği bambaşka bir tüyler ürpertici vakayla karşınızdayım. Hatta insanlar bu vakayı ikinci Dyatlov vakası olarak değerlendiriyorlar. Bugün sizleri yine Rusya'ya, Sibirya topraklarına götürüyorum. Hamardaban geçidinin tüyler ürpertici hikayesi Türkçe olarak ilk kez Cem'den dinledi. Sibirya. Rusya sınırları içerisinde Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan ve 13 milyon kilometre karelik alanı kaplayan dev bir bölge. Soğuğu içinize işlerken doğasıyla büyüleyen uçsuz bucaksız vahşi bir coğrafya. Bu adeta sonsuzluğa doğru uzanan büyüklüğü ve dondurucu soğuğu düşününce ürkmemek mümkün değil. Böyle bir ortamda yalnız başına kalma fikri ise İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Sibirya'nın güneyinde Baykal Gölü'ne yakın bir mevkide bulunan Hamardaban Dağı, havası ve atmosferiyle komşu bölgelerdeki dağlardan sıyrılan bir doğa harikasıydı. Rusya'ya bağlı federe bir cumhuriyet olan Buryatya topraklarındaki bu dağ, özellikle dağcıların ve yürüyüş meraklılarının uğrak yeriydi. Ancak burada öyle bir olay yaşandı ki, İkinci Dyatlov vakası olarak hatırlandı. Hamardaban sadece dağcılar tarafından bilinen bir yer olmaktan çıktı. Dünyaca ünlü Dyatlov vakasını aratmayan ve Buryatya faciası olarak da bilinen bu vakanın hikayesi aynı Sibirya gibi tüyler ürpertici ve buz gibi soğuk. 41 yaşındaki Ludmila Korovina oldukça tecrübeli bir yürüyüş eğitmeni ve hayatta kalma uzmanıydı. Bu konuda birçok öğrenci yetiştirmişti. Öğrencileri onu sert mizacıyla tanırdı. Onun için disiplin önemliydi. Çünkü dağda yürüyüş yapmak disiplin gerektirirdi. Öğrencilerine bunu aşılamayı görev bilmişti. Onlara özgüven ve dağcılık becerileri kazandırırdı. Öğrenciler arasında sevilen ve saygı duyulan bir eğitmendi. Ludmila, 1993 yılında öğrencilerinden oluşan 6 kişilik bir grupla Baykal Gölü yakınındaki Hamardaban Dağı'nda birkaç gün sürecek bir yürüyüş planlıyordu. Güney Sibirya'daki Hamardaban popüler bir turistik bölgeydi. İnsanlar dağcılık ve yürüyüş yapmak için özellikle yazları sıklıkla buraya gelirlerdi. Bu tarz etkinlikler için güvenli bir bölge olarak bilinirdi. Ludmila bölgeyi ve araziyi çok iyi tanıyordu. Hamardaban'da defalarca yürüyüş yaptığı için tecrübeliydi. Bu gezi öğrenciler için de iyi olacaktı. Hem yeni beceriler kazanacak hem de öğretmenlerinin gözünde kendilerini gösterme fırsatı bulacaklardı. 6 kişilik öğrenci grubunda yer alan 23 yaşındaki Sasha Krisin uzun yıllardır Ludmilla'yı tanıyordu ve çok yakınlardı. Ludmila onu oğlu gibi görüyordu. Grubun diğer üyeleri ise 24 yaşındaki Tatiana Filipenko, 19 yaşındaki Denis Shivakhin, 17 yaşındaki Valya lakabıyla bilinen Valentina Utechenko, 16 yaşındaki Victoria Zalesova ve 15 yaşındaki Timur Bapanov'du. Hepsi heyecanlı gençlerdi ve bu etkinliğe günlerdir hazırlanıyorlardı. Onlar için büyük bir tecrübe olacaktı. Yürüyüş 2 Ağustos günü Murino şehrinde başlayacak ve bir U harfi çizerek Slodyanka şehrinde sonlanacaktı. Bölgede Ludmila'nın grubu dışında iki grup daha yürüyüş aktivitesi yapacaktı. Bu gruplardan birini Ludmila'nın kızı Natalya yönetiyordu.
Yürüyüş güzergahları farklı olan Ludmilla ve Natalya'nın grupları 5 Ağustos'ta belirlenen bir buluşma noktasında birleşecek ve yürüyüşün geri kalanını beraber sonlandıracaklardı. Yürüyüş süresi boyunca güneşli ve normal bir hava bekleniyordu. Daha gitmek için her şey elverişli ve hazırdı. 2 Ağustos 1993 günü 7 kişilik grup dağın yakınındaki Murino'ya geldiler ve yürüyüşlerine başladılar. İlk iki gün planlandığından daha iyi gitmişti. Bir röle kulesinin bulunduğu zirveye beklenenden daha önce gelmişlerdi. Öğrenciler hevesli oldukları için kendilerini biraz zorlamışlardı. Zirvede fotoğraf çekildiler. Ancak zirveden inmeye başladıkları 4 Ağustos tarihinde hava birden bozdu. Bu planlanan bir şey değildi. Hava ile ilgili tahminler yanılmıştı. Grup çok şiddetli bir yağmur ve fırtınaya yakalandı. Yağan yağmurla beraber ıslanan erzak ve kıyafetler ekibin üzerindeki ağırlığı arttırmış ve onları yavaşlatmıştı. Hem bu ağırlık hem de hava koşullarıyla verilen mücadele sonucu hepsi yorgun düştüler. Bu sebeple Ludmilla kamp yapmalarına karar verdi. Ancak kamp yeri olarak tuhaf bir seçim yapmıştı. Bulundukları yere yakın olan ve onları yağıştan koruyacak doğal bir çatı oluşturan orman yerine açık ve korumasız bir alanda kamp kurmaya karar vermişti. Böyle tecrübeli bir liderin niçin böyle bir karar aldıysa meçhul. Grup o gece ateş yakmaya çalıştı ancak hava koşulları buna izin vermedi. Geceyi geçirip sabah kalktıklarında yeniden ateş yakmayı denediler ve bu sefer başarılı oldular. Kahvaltı yaptıktan sonra buluşma noktasına doğru ilerlemeye başladılar. İlk iki gün yakaladıkları süre avantajı Natalya ve ekibiyle zamanında buluşmalarını sağlayacaktı. Günün ilerleyen saatlerinde Ludmilla'nın kızı Natalya'nın yönettiği grup buluşma noktasına geldi. Ancak annesinin ekibi orada yoktu. Bir süre beklediler. Sonrasındaysa kötü hava koşulları sebebiyle grubun geride kalmış olduğunu düşünerek yollarına devam ettiler. Endişelenecek bir şey yoktu. Natalya ve grubu yürüyüşü sonlandırdılar. Ancak annesinin ekibi bitiş noktasına hiç gelmedi. Aradan 4 gün geçmiş ancak Ludmilla ve ekibinden haber alınamamıştı. 9 Ağustos günü dağın güneyindeki nehirde kürek çeken bir grup kanocu, nehrin kenarındaki ağaçlık alanda bir şey fark etti. Yalnız bir kız olduğu yerde dikilmiş onlara bakmaktaydı. Kanocular nehirden çıkıp kızın yanına geldiler. Bazı kaynaklara göre kanocular kızı bulduğunda üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Başına gelenleri anlatmaya çalışırken zorlanıyordu. Kötü bir şeyler yaşadığı belliydi. En sonunda isminin Valentina Utechenko olduğunu ve 7 kişilik bir grupla yürüyüşe çıkmış olduklarını söyledi. Kanocular Valentina'yı hemen en yakın polis merkezine götürdüler. Kızın toparlanıp hikayesini anlatması biraz zaman aldı. Yaşadıkları oldukça ürkütücüydü. Kızın anlattığına göre 5 Ağustos günü kahvaltıdan sonra yola çıkmışlardı. Ancak kısa süre sonra tüyler ürpertici bir şey oldu. Grubun arkasında yürüyen Sasha çığlık atmaya başladı. Grubun diğer üyeleri çığlığın geldiği yöne baktıklarında Sasha'nın gözlerinden, kulaklarından ve ağzından kan geldiğini gördüler. Genç adam yere düştü, kasılmaya başladı ve sonra hareketsiz kaldı. Ona en yakın olan Ludmilla hemen Sasha'nın yanına koştu. Grubun diğer üyelerine acilen gidip yardım çağırmalarını, kendisinin ise Sasha ile kalacağını söyledi. Kadın Sasha'ya ilk yardım müdahalesi yapıyor ve ona yeniden bilincini kazandırmaya çalışıyordu. Grubun diğer üyeleri denileni yaptı ve koşmaya başladı. Ancak çok ilerleyemeden Ludmilla'nın çığlıklarını duydular. Arkalarına baktıklarında Sasha'daki aynı semptomları Ludmilla'da gördüler. Kadının gözlerinden ve burnundan kan geliyor, ağzı köpürüyordu. O da kasılmaya başladı ve sonrasında Sasha'nın üzerine yığıldı. Gençler hemen geriye koşmaya başladı. Onlara ilk ulaşan Tatiana'ydı. Ancak o da aniden boğazını tutarak yere yığıldı. Nefes alamıyordu. Eli boğazında yerde sürünerek bir kayaya yanaştı ve kafasını taşa vurarak yığıldı. Arka arkaya yaşananlar hem anlamsız hem de korkunçtu. Bu tüyler ürpertici olaylardan etkilenen Deniz, korkudan bir kayanın arkasına geçerek çömeldi. Bu sırada Victoria ve Timur yere yığılanlara doğru koşuyordu. Valentina ise yaşadığı şoktan hareket edemiyordu. Olduğu yerde kalmıştı.
Gayet sağlıklı olan arkadaşları arka arkaya sebepsiz şekilde yere yığılıyorlardı. Victoria ve Timur arkadaşlarının yanına varınca onlarda da benzer belirtiler görüldü. Kan kusuyor, aynı zamanda boğazlarını tırmalıyorlardı. Ardından kıyafetlerini yırtarak çıkarmaya başladılar ve sonra yere yığıldılar. Dennis ve Valentina bir an önce bölgeden kaçmak zorunda olduklarını artık anlamışlardı. Panik halinde uzaklaşırken Dennis de yere yığıldı ve devam edemedi. Valentina ise can havliyle enerjisi bitene kadar koştu. Yanında sadece bir çadır vardı. Erzak almakla bile uğraşmadı. Tek derdi hayatta kalabilmekti. Dağdan hızla aşağı doğru inen Valentina, ağaçlık bir bölgede çadır kurup geceyi burada geçirdi. Ertesi gün normal şekilde uyanmıştı. Gruptaki arkadaşlarını öldüren şey neyse kendisine bir şey yapmamıştı. Sağlıklı görünüyordu. Ancak hayatta kalmak için erzağa ihtiyacı vardı. O sebeple yeniden kamp alanına dönmeliydi. Olayın yaşandığı bölgeye geri döndüğünde arkadaşlarının oldukları yerde kıpırdamadan yattıklarını gördü. Hepsi trajik bir biçimde ölmüştü. Valentina'nın devam etmekten başka çaresi yoktu. Kendisine yetecek kadar erzağı alıp yeniden yola koyuldu. Elektrik hatlarının geçtiği kuleleri takip ederek dağdan aşağıya indi. Sonunda Sineznaya nehrinin kıyısına ulaşan genç kız sonrasında kanocular tarafından bulundu. Grubun kayıp haberi polislere ulaşmasına rağmen hemen bir arama başlatılmamıştı. Aramalar ancak Valentina'nın ifadesinden sonra 24 Ağustos'ta, yani dağcıların ölümünden neredeyse bir ay sonra başladı. Helikopterlerle olay yerine gelen ekipler 6 dağcının cesetlerine ulaştı. Aradan uzun zaman geçtiği için dağda yaşayan vahşi hayvanlar cesetlerin bir bölümüyle beslenmişti. O sebeple cesetlerin görüntüsü normalden daha kötüydü. Yapılan otopsi sonucu Ludmilla hariç hepsinin hipotermiden öldüğü anlaşıldı. Ludmilla'nın ölüm sebebi ise kalp krizi olarak kayıtlara geçti. Hepsinin akciğerlerinde iç yaralanmalar vardı. İleri derecede hipotermi geçiren insanların giydikleri kıyafetleri çıkardıkları biliniyordu. Victoria ve Timur o sebeple üzerlerindekilerden kurtulmuş olabilirlerdi. Grup üyelerinin ağız, burun, göz ve kulak gibi bölgelerinden neden kan gelmişti? Neden birçoğu nefessiz kalmıştı? Dağcıların otopside belirlenen ölüm sebebi Valentina'nın ifadesiyle tam olarak örtüşmüyor gibiydi. O yüzden yaşanan olayla alakalı birçok teori gündeme geldi. Bu teorilerden birincisi, grubun gizli bir Rus askeri deney bölgesine girdikleri, görmemeleri gereken bir şey gördükleri ve ortadan kaldırıldıkları üzerine kuruluydu. Ölümler polis ve adli tıp tarafından örtbas edilmişti. Ancak Hamardaban oldukça popüler turistik bir bölgeydi ve birçok insanı ağırlıyordu. Koskoca Sibirya'da çok daha gizli araziler varken böyle halka açık bir yerde deney alanlarının olması olası değildi. Ayrıca dağcıların öldüğü araziyi hem yukarıdan hem de aşağıdan rahatlıkla görülebiliyordu. Böyle bir alanda gizli deneyler yapılamazdı. Ayrıca bu tarz bir infaz gerçekleşse kimseyi hayatta bırakmazlardı. Oysa Valentina yaşıyordu. Bu profesyonel katliamdan kaçması neredeyse imkansızdı. Diğer bir teori, grubun kirlenmiş zehirli su içtiğiydi. Baykal Gölü toksik atıkların atıldığı bir su kaynağıydı. Su bir şekilde nehre karışmış ve grup bu zehirli suyu kahvaltıda içmiş olabilirdi. Valentina sudan az içmiş veya tamamen başka bir kaynaktan aldığı suyu kullanmıştı. Böylece kurtulmuştu. Başka bir teoride grubun kahvaltıda zehirli mantar yemiş olabileceği gündemdeydi. Her iki teoride de semptomlar zehirlenme iddiasını desteklese de bölgede aynı kaynakları kullanan diğer gruplara bir şey olmaması bu olasılıkları zayıflatıyordu. Valentina'nın ifadesinin doğru olmadığı iddiası da olasılıklardan biriydi. Büyük bir dehşet ve şok yaşamış insanlarda travma sonrası bazı problemler gözlemlenmesi olasıydı. Valentina psikolojik hasar görmüş zihninin etkisiyle doğru düşünememiş ve olayları gerçekçi şekilde aktaramamış olabilirdi. Kızın grup üyelerini öldürmüş olabileceği de başka bir olasılıktı. Belki de hepsini bir şekilde zehirleyerek ortadan kaldırmıştı.
kanocular tarafından bulunduğunda üzerinde kurumuş kan olduğu söylentisi de konuşuluyordu. Ancak Valentina bunu niçin yapacaktı? Böyle bir suç işlemesini gerektirecek en ufak bir sebep yoktu. Uzun zaman boyunca yaşadıklarının etkisinden çıkamayıp normal yaşamına dönememesi de bu olasılığı zayıflatıyordu. En mantıklı teori ise sinir gazı zehirlenmesiydi. Sinir gazları solunduğunda vücuda çok ciddi zararlar verebiliyor, hatta nöronlara saldırdığı için öldürebiliyordu. Bu tarz gazlar suda çözünebilen ve sıcaklığa maruz kaldıklarında belli bir süre sonra buharlaşan gazlardı. Aynı zamanda ağırdılar. Genelde yere yakın bir alanda toplanırlardı. Hamar tabanda bir şekilde veya birileri tarafından açığa çıkmış olan gaz, yağmurlarla grubun olduğu bölgeye sürüklenmiş ve daha sonra sıcaklıkla buharlaşmış olabilirdi. Gaz yere yakın bölgelerde yoğunlaştığı için, arkadaşlarını kurtarmak için eğilen herkes gazı yüksek oranda solumuştu. Valentina onlara çok yaklaşmadığı için gazdan etkilenmemişti. Akciğerlerdeki yaralar bu tarz bir gazın etkisi olabilirdi. Ayrıca gaz kalp krizini de tetikleyebiliyordu. Bu durum Ludmilla'nın ölüm sebebiyle uyuşuyordu. Gazı soluyan diğer kurbanlar çok şiddetli sinir zararına maruz kalmış, bayılmış veya bir çeşit komaya girmiş olabilirlerdi. Hareketsiz kaldıkları için de düşük vücut sıcaklığıyla beraber hipotermi sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdi. Yani ölüm sebebi direkt solunan gaz olmasa da hipotermi sürecini hızlandırmıştı. Ayrıca bu gazlar vücuttan hızlıca atıldığından otopsideki testlerde görünmemiş olma şansı vardı. Cesetlerdeki analizlerde zehirli maddelerin gözükmemesi durumu zehirli mantar ve zehirli su teorisi için de geçerliydi. Onlar da zamanla vücuttan atılmış ve otopside tespit edilememiş olabilirlerdi. Cesetler bulunana kadar yaklaşık bir ay süre geçmesi bunu mümkün kılıyordu. İkinci Dyatlov vakası olarak değerlendirilen Hamar-Dabar trajedisi ile alakalı birçok teori üretilse de gerçekler hiçbir zaman gün yüzüne çıkmadı. Altı dağcının nasıl öldüğü ve o gün neler yaşandığı hala gizemini koruyor. Olaydan sağ kurtulan Valentina Utachenko ise şu an 45 yaşında ve hala hayatta. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazın.